Merhaba, ben Enes. Bugün daha önceden kutu açılımını ve ön incelemesini yaptığım Breadfault'un bir fiyat performans projeksiyonunu inceleyeceğiz. Bu projeksiyonu ben Banggood üzerinden aldım. 10 günde elime ulaştı. 523 TL'lik bir para ödedim. Banggood'dan vergiler dahil olarak alışveriş yapabilirsiniz. Ekstra herhangi bir kapıda bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece orada yazan tutarı ödüyorsunuz. Şu an itibariyle 559 TL'ye bulunuyor. Yine bir indirim kodu olduğu zaman ben açıklamalar kısmına eklerim. Satın alma linkini de yine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Ön inceleme videosunda da söylediğim gibi projeksiyondan ilk izlenim olarak oldukça memnun kaldım. Projeksiyonu bir aydır kullanıyorum. Ne gibi kullanım tecrübeleri yaşadım? Ne gibi artıları ve eksileri var? Bu videoda buna bakacağız. İncelemeye geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hadi şimdi detaylı olarak incelemeye geçelim. Projeksiyonun artılarını ve eksilerini size söylemek istiyorum. Zaten sizin için de önemli olan bu artılar ve eksilerdir tahminim. Daha sonra projeksiyonun yine detaylı olarak incelemesine geçeriz. Projeksiyonun birinci artısı fiyatı. Malzeme kalitesi olsun, görüntünün netliği olsun. Bence fiyatı bu projeksiyonun en önemli artısı. Bir eksisine gelecek olursak da uygun yeriniz yoksa eğer, yani projeksiyonu sabitleyip şöyle duvarda mesela boşluk bir yeriniz gibi bir yeriniz varsa direkt projeksiyonu karşıya sabitlerseniz çok güzel oluyor. Ancak benimki gibi böyle uygun bir yeriniz yoksa bu şekilde devamlı bu tripoda bağlayıp projeksiyonu karşıya yansıtmak, bunu devamlı kurup toplamak biraz zahmetli olabiliyor. Şuradaki halkalardan projeksiyonun şöyle gördüğünüz gibi konumlandırma şeklinize göre şöyle şu halkayı oynatarak, şu küçük olan halkayı bu şekilde projeksiyonun netliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ancak mercek sağa ve sola hareket etmiyor. Ondan dolayı maksimum verimi alabilmek için projeksiyonu tam olarak perdenizin tam karşısına konumlandırmanız gerekiyor. Bu bir negatif özelliği olabilir. Şimdi de bir artısına gelecek olursak, projeksiyon görebildiğiniz gibi oldukça ufak yapıda, tam bir karışım kadar neredeyse. Ondan dolayı çok rahat bir şekilde yanınızda taşıyıp tatile veya çadırda herhangi bir yerde götürebilirsiniz. Oldukça ufak yapıda, bu alt tarafında bir tripod girişte bulunduğu için bu şekilde konumlandırıp tavanda bile çok rahat bir şekilde film izleyebilirsiniz. Bu şekilde projeksiyonu yere koyarak böyle yattığınız yerden film de izleyebilirsiniz. İlginç bir fantezi olur ama görebildiğiniz gibi gayet tavanda izlemesi de oldukça zevkli. Böyle karşıdan baktığınız zaman da direkt yatağınızdan eğer projeksiyonu yatağınızın yanına koyarsanız, kulaklık da takarsanız gürültü problemini de çözmüş olursunuz ve tam bir tavanda sinema keyfi olmuş olur. Görüntü cam gibi. İkinci bir negatif özelliği projeksiyonun sesi. Şöyle bakın. Epey yaklaştım. Bu kadar yakın oturmazsınız. Ama biraz gürültülü bir projeksiyon. Bu da mesela sakin sahnelerde bir miktar sesini hissedebilirsiniz. Ancak aksiyon sahnelerinde ve şuradaki kulaklık çıkışından bir ses sistemi bağlarsanız projeksiyona, bu gürültü problemini çözmüş olursunuz. Çünkü ses yüksek olduğu zaman bu projeksiyonun sesini duymazsınız. Şu an bir sahne açtım. Görebildiğiniz gibi kendi hoparlörünün sesini de fullledim. Buradan da fullleyelim. Evet, şu an çok sessiz bir sahne. Bu sahnede gürültüyü duyabiliyorsunuz. Yani çok konsantre olmazsanız eğer rahatsız etmiyor açıkçası. Bu dizi de efsanedir yani, ilk bölümün ilk sahnesi. The Walking Dead. Evet, şimdi de hareketli bir sahne açtım. Evet, burada da görebildiğiniz gibi hareketli sahnelerde çok da fazla bu fan sesi duyulmuyor. Şu anda ben bu kadar yanına oturdum. Siz de
her zaman bu kadar yanına da oturmayabilirsiniz açıkçası. Karanlıkta oldukça performansı güzel. Şöyle beyaz ışıkları açtığım zaman bile yine de epey izlenebilir bir seviyede. Bu parlaklıkta film izlemek pek keyif vermeyebilir, ancak buna televizyon bağladığınız zaman yani günlük haberleri, şovları bu şekilde izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir negatif özellik olarak tam köşelerde bir miktar bir siyahlık ve netleme sorunu olabiliyor. Ama çok fazla bir göze battığını da söyleyemem açıkçası. Bir diğer artısı da dahili olarak bir hoparlörünün bulunması. Ben bu hoparlörden bir tane film izledim. Gayet iyiydi. 6-7 farklı mekanda test yapmaktı. Ancak büyük kafede ve yoğun bir caddede bir çekimi gerçekleştirdim. Toplam ikisinin çekimi 20... Şöyle görebildiğiniz gibi de gayet başarılı bir şekilde üzerindeki hoparlörden acil durumlarda bir film izleyebilirsiniz. Seferlikte bir yere götürdüğünüz zaman hoparlörden iş görür bir şekilde izleyebilirsiniz film. Yani günü kurtarır bir performansı var. Dahili hoparlörünün. Bu arada ben bu projeksiyonu test ederken özel bir perde kullanmadım. Benim duvarım şöyle görebildiğiniz gibi hafif krem bir renk. Belki özel bir projeksiyon perdesi kullansam daha iyi bir performans alabilirdim. Ama bu projeksiyonu alacak olan çoğu kişide de bir perde olmayacağını düşünerek bu şekilde bir testi değerlendirmek daha doğru olur açıkçası. Daha önceki projeksiyon kullanımlarımda perde kullandım. Yani çok anormal bir derecede bir farklılık olmuyor eğer çok üst düzey bir perde kullanmıyorsanız. Yani duvarınız da bu şekilde eğer açık renk ve düzse çok rahat bir şekilde projeksiyonu kullanabilirsiniz. Yani perde illaki şart değil. Evet, bir aylık kullanım tecrübelerimde benim için projeksiyonun artıları ve eksileri bu şekildeydi. Şimdi detaylı olarak incelememize geçelim. Projeksiyonun kutu içerisinden kullanım kılavuzu, kumandası, analog video çıkış kablosu, bir adet HDMI kablosu ve bir adet de güç kablosu çıkıyor. Kumandanın malzeme kalitesi gayet başarılı. Projeksiyonun kendisine de gelecek olursak, şurada gördüğümüz kontrollerden kumandaya ihtiyaç duymadan projeksiyonu kontrol edebiliyoruz. Bu ön tarafında lensin çizilmesini engelleyen bir kapak bulunuyor. Burada bir kızılötesi algılayıcı. Yan tarafına baktığımızda bir adet VGA çıkışı, HDMI, USB girişi, bir adet kulaklık çıkışı ve analog video çıkışını görüyorsunuz. Bu arka tarafına baktığımızda ise burada bir adet dahili olarak bir hoparlör, bir kızılötesi algılayıcı güç girişini görüyorsunuz. Bu tarafında bir fan çıkışı bulunuyor. Projeksiyonun alt tarafında baktığımızda ise burada bir adet tripod girişini görüyorsunuz. Yanında gelen bu küçük parça sayesinde bunu buraya takıp projeksiyonun bu şekilde yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Projeksiyonun güç tüketim değerlerine baktığımızda ise çalışırken 50 wattlık bir elektrik harcıyor. Ele alındığında malzeme kalitesi oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu ön taraftaki halka sayesinde bu lensini öne doğru ve arkaya doğru oynatabiliyoruz. Bu sayede projeksiyonun öne ve arkaya doğru hareket ettirmeden netlemeyi yapabiliyoruz. Buradan ise görüntüyü 20 derece olarak bu şekilde öne ve arkaya doğru ayarlayabiliyoruz. Mercek sağa ve sola doğru oynamadığı için projeksiyonu tam olarak nereden görüntü almak istiyorsak tam karşısına yerleştirmemiz gerekiyor. Evet, bu projeksiyonun kısaca bir teknik özelliklerine de bakacak olursak projeksiyonda 720p'lik bir görüntü kalitesi bulunuyor. Ancak bu görüntü kalitesini kendisi 1080p'ye veya 4K'ya upscale edip büyütebiliyor. Bunu YouTube'daki ayarlardan görebiliyorsunuz. Ama bir Netflix veya bir PlayStation bağladığınız zaman görüntüyü 720p ve 60 Hz olarak alabiliyorsunuz projeksiyondan. Netflix'ten veya YouTube'dan bir şey açtığınız zaman projeksiyonun çözünürlüğü şurada da görebildiğiniz gibi 720p. Bu da aslında izlediğiniz görüntü kaliteli ise eğer 720p gayet yeterli bir performans sergiliyor. Parlaklık olarak 2800 lümenlik bir parlaklığı bulunuyor projeksiyonun. 2000'e 1 kontrast oranı var. 50.000 saat ömrü bulunuyor. Bu LED projeksiyon olduğu için oldukça lamba ömrü yüksek. Duvardan maksimum olarak 295 cm uzaklıkta 100 inç bir görüntü alırsınız demiş. Benim yaptığım testlerde ben duvardan 2,5 metre uzaklaşabildim. Daha fazla uzaklaştığım zaman buradaki ön taraftaki netleme halkası yetersiz kaldı. Ve bu 2,5 metre uzaklaştıktan sonra da aldığım görüntünün eni 200 cm, boyu da 110 cm'di. Yani 2 metrelik bir görüntü aldım. Bu da yaklaşık olarak 90 inç diyebiliriz. Bu da yani gayet yeterli bir büyüklük. Daha fazla büyütemiyorsunuz ama daha fazla küçültebilirsiniz. Yani duvara daha fazla yaklaştığınız zaman netleme halkasını biraz daha ayarlayıp netliğini ayarlayabilirsiniz. Projeksiyonda karanlık bir ortamda siyahları da doğru bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani siyahlar çok fazla parlayıp göze batmıyor. Şimdi projeksiyonun menülerine bakalım. Şöyle görebildiğiniz gibi bu Mi Box'ın kumandası. Bu da projeksiyonu kumandası. Oldukça benzer tasarımları var. Kumandanın malzeme kalitesi de gayet başarılı. Şöyle buradan bastığımız zaman şu arka tarafında bir kızılötesi algılayıcı bulunuyor. Bu aynı algılayıcıdan bir de ön tarafta bulunuyor şurada. Görebildiğiniz gibi ister önden ister arkadan
projeksiyonu kontrol edebiliyoruz. Ancak o algılayıcıya doğru tutmamız gerekiyor bu şekilde. Buradan görüntünün kaynağını seçebiliyoruz. Üzerinde dahili olarak bir USB girişi bulunuyor. Bu sayede yine filmlerimizi atıp direkt projeksiyon üzerinden izleyebiliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi medyaları ileri geri alabiliyoruz. Buradan sesi kısabiliyoruz. Buradan çıkış var. Ses arttırma, azaltma. Buradan menüye giriyoruz ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir menü karşılıyor bizi. Buradan flash bellek takılı olduğu zaman bu en soldan flash bellek üzerindeki video dosyalarına erişebiliyoruz. Buradan müziklere, buradan fotoğraflara, buradan da metinlere bakabiliyoruz. Menüsüne de bakacak olursak buradan dilini değiştirebiliyoruz. Türkçe desteği de bulunuyor. Buradan bu parlaklığı arttırabiliyoruz. Görebildiğiniz gibi parlaklık artıyor ve azalıyor. Şu en alttan projeksiyonun yazılım güncellemesi geldiğinde onu kontrol edebiliyoruz. Buradan resim ayarları, renk sıcaklığı, görüntülerle alakalı çevirme ayarları, en boy ayarları, sesle alakalı yine bir equalizer ayarı varmış. Gördüğünüz gibi müzik, film, spor alanlar bas ayarı bile koymuşlar görebildiğiniz gibi. Burada da uyku zamanlama ayarı var. Menüleri de bu şekilde projeksiyonun. Özetle çok fazla bir bütçeniz yoksa ve bir projeksiyon almak istiyorsanız güzel bir giriş modeli olmuş denebilir. Tabii ki projeksiyonlarda fiyat arttığı zaman yani 1000-1500 TL'ye çıkıldığı zaman daha iyi modeller mutlaka olacaktır. Ancak bu projeksiyonun şu anki fiyatı 559 TL olduğu düşünüldüğünde gerçekten fiyatına göre performansı çok çok iyi diyebilirim. Banggood'dan da direkt Türkiye kısmını seçtiğiniz zaman vergiler dahil olarak bu projeksiyonu alabilirsiniz. Yine ben satın aldığım linki açıklamalar kısmına bırakırım. Bir indirim kodu olduğu zaman da aşağı kısma eklerim. Projeksiyon hakkındaki sorularınızı ve yorumlarınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Performans bir projeksiyonu inceleyeceğiz. Daha önceden Kuça Wolf'un bir fiyat performans Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Tamam.